geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Başkanım. Gururla takip ettik. Bayanlar yanımıza geldi. Özellikle selam söyledi. Boynumda evet. Kalmasın. Sağ olun. Bir sağ de olun. Dediler ki herkesi selam. O kadar çok telefon aldık ki gururla takip ettik. Yani emeğinizi halk gördü ve itfaiyecinin kıymetini anladı. İtfaiyecinin önemini anladı. Size çok büyük hürmetleri, çok büyük saygı. O kadar telefon aldım, tarifsiz yani. Sadece yöneticilerden değil, halktan. Dolayısıyla mesleğinize, size duaları, saygıları bambaşkaydı. Onun için hep dua ettik. Kazasız, sıkıntısız döndünüz. Ne mutlu bize. Allah hep her daim korusun sizi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gerçekten herkes gururla size anlattı. Tabii başımıza böyle bir sıkıntı gelsin istemezdik ama geldiğinde de sizin varlığınız müthiş bir güvence. Sağ olun Sayın Başkanım. Allah korusun hepinizi. Teşekkür ederiz emeğinize. Çok teşekkür ederiz emeğinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köyden sizlere çok çok selam var Muğla halkına. Sağ olun. Vallahi beni de o kadar çok insan aradı ki bu yiğitler iyi ki var, zamanında yetişti, çok büyük güvence hissettiler varlığınızla. Onun için çok 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 mutlu olduk, gurur duyduk, iyi ki varsınız. Dua ediyorduk, kazasız sıkıntısız dönün diye, en büyük sevincimiz de o oldu. Kalan arkadaşlarımızdan da inşallah en güzel haberlerle dönüşlerini bekliyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten yani çoluk, çocuk, kadın, erkek, herkes minnet duygularını iletti. Muhtemelen itfaiyeci olmak istiyorum diyen sayısı artmıştır bu seyahatinizden sonra, bu güzel hizmetinizden sonra. Teşekkür ederiz hepinize. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ayağınıza taş değmeden döndünüz. En çok mutluluğumuzu onu söyleyeyim. Hepinizin yüreğine sağlık, cesaretine, mesleğinize olan düşkünlüğüne sağlık. Dediğim gibi hani herkesten telefon aldık ama. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk müthiş dua ettiler sizlere. İyi ki varsınız. Güçlü bir destek sundunuz. Gerçekten içimiz yandı tabii yaşananlar ama yapacak bir şey yok. Umarım daha tedbirli oluruz zaman içerisinde. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, evet. Evet, biraz daha kalmalıyız demeniz güzeldi tabii. Evet, iyi ki varsınız, teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık, emeğinize sağlık. Güvencesiniz. Hem bu şehir için hem de bu ülkenin, güzel ülkemizin neresinde ihtiyaç olursa oradasınız. Bu da çok kıymetli. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzel hizmetleriniz için. Hep derim ya Allah size ihtiyacı olmasın dileriz ama ihtiyaç olduğundaki o varlığınız bambaşka bir teminat ve kuvvet. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burnunuz kanamadan dönmenize çok dua ettik. İnşallah her daim bu hizmetiniz var olsun. İyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz güzel hizmetleriniz için. Çok teşekkürler. Güzel hizmetlerinizle gururlandık, onur duyduk. Bütün bölge halkının, yöneticilerinin çok güzel duygularıyla telefonlarını aldım. Onun için emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hem Antalya'da hem Muğla'da her yönetici, vatandaş öyle güzel şeyler yazdılar ki varlığınız çok değerli. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Olmasın isterdik bu yangın ama oraya gidip bu hizmeti vermeniz de olduktan sonra Türkiye için çok değerliydi, ülke için çok değerli. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Aman dikkat edelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun hepinizin ayağına sağlık tekrar. Ne güzel böyle sağlıklı sizi görmek bizleri mutlu etti. Bütün bölge halkının muazzam bir
teşekkürü var size. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz güzel hizmetlerinize. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar. Sağlıklı dönmeniz bizim için en mutluluk verici şey. Teşekkür ederiz güzel hizmetlerinize. Marmaris Hisarüstü. Eyvallah. Halkın hususen size selam var. Sağ olsunlar. İletelim üzerimizde kalsın. Sağ olsunlar. Beni de her yerden arayıp size teşekkürlerini ilettiler. Onu söyleyeyim. Bütün yöneticiler. Evet başkanım ben de size bir selam söyleyeyim. Üzerimizde kalmasın. Eyvallah. Çınar altında yaşayan bütün vatandaşlarınız size minnet borcu var. Estağfurullah. Selamları var. Estağfurullah. Şunu istiyorlar sizden. Biz teminat verdik İstanbul İtfaiyesi olarak. Onların canını malını koruduk. Onlar da şunu sözü verdik İstanbul İtfaiyesi olarak. Her türlü yanınızdayız dedik. Evet. Evleri ve yanan oldu. Hayvanları yanan insanlar oldu. Biz şahit olduk. Sizden istirhamız. Katkı sunacağız. Maddi manevi fidan, orada olursanız şükran borçlu oluruz size. Bize kesinlikle. Verdiğiniz destek için sağ de sağ olun. Estağfurullah. İyi ki çok varsınız. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Allah korusun her daim sizi. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Cesaretinize, mesleğinize olan düşkünlüğünüze, mesleğinize olan o gayretinize çok çok minnet duyduk. Teşekkür ederiz. İstanbul halkı adına o bölgenin teşekkürlerini ala ala doyduk yani. Onun için sayenizde çok güzel bir hizmet oldu. Tabii Allah korusun hiç böyle felaketler yaşamayalım ama olduğunda da sizin varlığınız bir teminat. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz hepinize. Evet çok sağ olun. Siz de sağlık hizmetindeydiniz. Veteriner hizmeti. Evet. Evet. Marmaris ekibiyiz. Bu da çok değerli bir hizmet oldu. Evet. Özellikle orada çok can yitirdik. Evet. Tabii hayvanlar ormanın içinde. Ama kalanlara verdiğiniz hizmet, o minik dokunuşlar, o bilimin verdiği deneyimle o dokunuşlarınız çok güzeldi. Hala devam eden arkadaşlarımız var. Evet. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Çok sağ olun. Sağ olun Sayın Başkanım. Hadi bakalım. Evet. Sayın Başkanım. Evet. Kahraman itfaiyecilerimizle bir aradayız. Öncelikle ülkemizin gerçekten bu yaşadığı yangın hepimizi çok derinden üzmüştür. Ne yazık ki çok büyük bir orman arazisini kaybettik. Vatandaşlarımızın yaşamını yitiren vatandaşlarımız görevlilerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ne yazık ki yangında yuvalarını bir kısım varlıklarını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlara geçmiş olsun diyorum. Bir yandan ormanlarda tabii hem bir yeşil alanı kaybetmek, ormanı kaybetmek, bir insanın ciğerlerinin tahrip olması gibi bir duyguyu yaşattı bize ama bir yandan da orada belki de sayısız canlıları da yitirdik. Bir ekosistem ortadan kayboldu. Elbette bu konuda tedbir alınması, tedbirlerin arttırılması, koruma konusunda yapılması gerekenler en üst seviyeye çıkartılması önemli bir başlık, önemli bir konu. Bu yangının ilk çıktığı anda arkadaşlarımla hızlıca ne yapabiliriz noktasında çalışmamızı başlattık ve en üst seviyede İstanbul'un da olası, Allah korusun, olası bir kısım yangın tedbirlerini de zafiyete düşürmeden en yüksek sayıda itfaiye çalışanlarımız ve diğer ekipleri ki bunun içinde sağlıkçılarımız var, veterinerlerimiz var. Bunları da katarak büyük bir ekiple yangın bölgesinde var olduk. 300'ü aşan personelimiz, 50'ye yakın aracımız, farklı konularda destek olan ekipmanlarıyla beraber bölgede var oldular. Fedakarca görev yaptılar. Çok cesur davrandılar. Tarifsiz bir biçimde bölge halkından övgü dolu cümleler, övgü dolu hikayeler bizi buldu. Bizi aradılar. Yöneticilerden, vatandaşlardan, çocuklardan, gençlerden, kadınlardan, annelerden muazzam bir övgü dolu cümlelerle bize teşekkür ettiler. İstanbul halkına teşekkür ettiler. Tabii ki itfaiye teşkilatımıza teşekkür ettiler. İtfaiye teşkilatımız
300 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. İtfaiye teşkilatımız bir 3 asırı aşan süreçte her daim üstüne koymuş, kabiliyetini geliştirmiş ama en önemlisi gerçekten bu milletin duygularını göğsünde taşıyan, zihninde taşıyan en akılcı, en doğru teknikleri uygulama becerisini işte bu yüzyıllardır var olan geleneklerin her daim üstüne koya koya geliştirdiği bir teşkilat olmanın o becerisiyle, o kabiliyetiyle, o deneyimiyle sahada olmuştur. Ben bu manada itfaiye teşkilatımızı gerçekten bütün İstanbul halkı adına kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum ve en üst seviyede hizmetlerinin burunları kanamadan, ayaklarına taş değmeden devam etmesini diliyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Onları alkışlamanızı istiyorum. İtfaiye teşkilatımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Sayısal anlamda gerçekten ciddi noktada itfaiye çalışanına ihtiyacı vardır bu teşkilatın. Bu deneyimli teşkilat şunu ifade etmiştir ve göstermiştir ki itfaiye birimimiz sadece İstanbulluların değil, yakın bölgenin, tüm Türkiye'mizin, bütün coğrafyamızın ihtiyaç duyduğu anda koşup giden depremde, afette, yangında birçok konuda marifetleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptir. O manada İstanbul'un da 20 milyonluk bir yapı olduğunu düşündüğümüzde böylesi bir kentin ki deprem başta olmak üzere güncel afetlerin karşısında verdiği mücadelede yine en güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için en başta sayısal anlamda yeteri düzeye erişmesi için alımlarımızı sürdürüyoruz. Liyakatli bir biçimde alımlarımızı sürdürüyoruz ve sayısal anlamda bu yeterliliği elde ettiğimizde daha güvenceli bir yapıya sahip olacağız. Sadece bu değil. Karadan, denizden, havadan birçok noktadan en etkin bir biçimde hizmetlerini aksamasız geliştirmesi ve ortaya koyması noktasında da bütün teknik hizmetlerin alınması, araç yeterliliği, yenilenmesi noktasında da en üstün dünya çapında yatırımları yapma konusunda da kararlıyız. Şunu ifade edeyim, bütün itfaiye çalışanlarımız rahat olsunlar, onların ihtiyaç duyduğu her ekipmanı, her teknik hizmeti, her imkanı sunuyor olacağız. Burada tabii şunu da dile getirmek istiyorum. İtfaiyeci, itfaiye teşkilatımızın değerli mensupları içlerinden her zaman söyledikleri bir sloganları olduğunu ben de biliyorum. Destek olun, meslek olalım derler. Biliyorum ben bunu. Yani bu teşkilatımızın sadece yangın anlarında, deprem anlarında, selde ya da bir kısım afet anlarında aklımıza gelmemesi lazım. Gerçekten itfaiye teşkilatımız bunu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Öylesine söylenmiş bir cümle ya da bir an yaşadığımız bir afetle ortaya konmuş duygusal bir cümle değil. Ben her gittiğim noktasındaki ciddiyeti, o gözlerindeki kararlılığı, yani meslekleri bir kere şunu emrediyor. Bütün teknik hizmetlerini hazır et, bütün eğitimlerini al ve her konuda donanımlı ol ama gözünü kırpmadan en tehlikeli noktaya dal ve görevini yerine getir. Şimdi bu her meslekte yok. Dolayısıyla meslek olma noktasındaki taleplerini çok önemsiyorum. Çok çok önemsiyorum. Bu noktada özellikle genel idari hizmetler sınıfında yer alan bu yapının artık kendi o önemi arz eden ya da o kendi önemi
şeklinde mesleğini ifade eden bir tanıma kavuşmasını çok ama çok önemsiyoruz. Kadro unvanında dahil olduğu sınıfın ayrı bir sınıf olarak tanımlanması çok önemli. Bu noktada tabii 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenleme yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi tasarrufundadır. Kadro unvanının dahil olduğu sınıfın bu anlamda değiştirilmesi, 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeler sırasında düzenlenebilmekle beraber yine merkezi yönetimin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasarrufunda olduğunun altını çizelim. Bu maksatla yapılması icap eden bu düzenlemenin itfaiye teşkilatımızın hakkı olduğunun altını çiziyor. Buradan bütün sorumlulara, bütün yetkililere bu talebi ben de binlerce itfaiye çalışanı adına hem merkezi yönetime hem Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkililerine buradan iletiyorum. Gerçekten itfaiyeci dostlarımızın ve teşkilatımızın bu talebini karşılamak gereklidir diyorum. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, tekrar itfaiye teşkilatımızın bu fedakar, cefakar gözünü kırpmadan verdiği yangına karşı mücadeleyi tebrik ediyorum. Duamız odur ki aman ayaklarına taş değmesin, aman hiçbirinin burnu kanamasın diyerek uğurladığımız kıymetli yol arkadaşlarımızı bugün sıhhatli bir biçimde karşılamanın da huzurunu yaşıyorum. Aynı şekilde bölgede halen hizmetlerine devam eden çalışan arkadaşlarımızın da aynı şekilde buraya dönmelerini, sağlıklı bir biçimde dönmelerini de temenni ediyorum. Bütün itfaiye çalışanlarımızın, bu büyük emeği ortaya koyan yol arkadaşlarımın, dostlarımın ailelerine selam saygı iletiyorum. Büyüklerine, küçüklerine selam saygı iletiyorum. Bütün bu yoğun emeği, bu güzel emeği ortaya koyan yol arkadaşlarımla da uygun görürlerse idari noktadaki daire başkanımız olsun, amirleri olsun, genel sekreter yardımcımız, genel sekreterimiz olsun hepsine duyuruyorum. Hepsiyle beraber, aileleriyle beraber, çoluk çocukla beraber güzel bir yaz akşamında böyle oturalım, yemeğimizi yiyelim, hasbihal edelim, biraz dertleşelim, biraz güzel vakit geçirelim isterim. Bunu da hazırlarsanız bütün bu çalışma arkadaşlarımı bütün aileleriyle beraber ağırlamayı çok çok arzu ederim İstanbul halkı adına. Tekrar ifade edeyim. Allah sizi korusun kıymetli arkadaşlarım. Güzel emeklerinize teşekkür ediyorum. Allah bu memleketi korusun her şeyden önce. Size ihtiyaç düşsün istemeyiz. Ama size ihtiyaç düştüğünde, ihtiyaç var olduğunda da her birinizin en üstün emekle, en üstün yürekle bütün eforunuzu ortaya koyacağınızdan ve çoluğu, çocuğu, aileleri, milletin yongasını, canının yongasını, her şeyini korumaktan ve kurtarmaktan geri durmayacağınızı biliyor. Hepinize yürekten teşekkür ediyor. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.